Merhabalar. Bugün 3 Ağustos 2022 Çarşamba Munster TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Baş döndüren bir gündem var ve bu gündemin en önemli başlıklarını her zaman olduğu gibi en özet şekliyle hazırladık. Biraz sonra aktaracağız ama başlamadan önce bazı seyircilerimizin program saatimizle alakalı bir sitemi var. Evet yaz aylarıyla birlikte bizden kaynaklanan sebeplerden dolayı bazı aksaklıklar yaşandı. Bunun için özür diliyoruz ama Güne Bakış programı akşam Türkiye saatiyle 17'de ekranlarda oluyor. Bundan sonra olmaya da devam edecek. Bunun altını çizelim. Ve gündem sevgili seyirciler. Bir yanda KPSS skandalı, soruların çalındığı iddiası detaylarına ve sonrasında gelen tepkilere hep birlikte bakacağız. Bir yanda enflasyon verileri açıklandı. Yine ortalık ayağa kalktı. Ekonomistlerin, siyasilerin bu anlamda yine tepkilerine bakacağız. Bütün bu gündem devam ederken bir taraftan da o siyasetin derin noktaları, derin dehlizleri içerisindeki kirli ilişkiler neler dönüyor? Buna da dair önemli bir gelişme, bir yorum, bir iddia var. İsterseniz önce bununla başlayalım. Bu iddianın başlığı şu. AKP içerisinde aslında istifa etmek isteyen isimler, partililer, vekiller var. Fakat bunun önüne geçmek için bir kaset kumpası hazırlanıyor. AKP'den istifa etmek isteyenlere kasetli şantaj Erdoğan'a da izletiliyor. Bu dikkat çeken iddia Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'a ait. İşte Pehlivan'ın bugünkü köşe yazısındaki ilgili bölüm. Bu özel değil, genel, genel. Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpasına bu sözlerle sahip çıkmıştı. Acaba diyorum, şu sıralarda AKP içinde bu sözü hatırlayanlar var mı? Şimdi nereden çıktı bu soru demeyin. Anlatayım. Deniz kenarında yemekteyiz. Güneş batmak üzere. Yüzümüz gülüyor. Nasıl olduğu bende kalsın ama Tam da o sırada öğrendim. Neymiş? AKP'den istifa etmek isteyenleri vazgeçirmek için bir mekanizma kurulmuş. Neymiş? Sakladıkları özel hayatları takip edilip kayıt altına alınıyormuş. Neymiş? Toplanan görüntülerle hazırlanan dosyalar hem parti lideri Erdoğan'a hem de takip edilen AKP'liye gönderiliyormuş. Sorsan iyilikleri için yapılıyormuş ama aslında sakın gitme Gidersen bunlar ifşa olur deniyormuş. Yani AKP gemisi batarken kaçışları önlemek için şantaja başvuruluyormuş. Keyifle iki lafın belini kıralım derken duyduklarıma bak. Seçim yaklaştıkça daha neler öğreneceğiz bakalım. Ve enflasyon verileri açıklandı. Ne yazık ki ekonomide işler yolunda gitmiyor ve tablo daha da ağırlaşıyor. Enag'ın %176'lık enflasyon hesaplamasının ardından TÜİK yıllık tüketici enflasyon oranını açıkladı. %79. Enflasyon verileri açıklanmadan önce gerçekleştirilen bir ziyaret ise gündem oldu. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya sarayı ziyaret etti. Peki açıklanan verileri ekonomistler nasıl yorumladı? Evren Devrim Zeylut şöyle diyor. Ey AKP, ey TÜİK siz 80 demediğiniz zaman enflasyon düşmüş olmuyor. Üretici maliyetleri %144 ile roket gibi giderken bu durum yeni KGF gelmezse yani kredi garanti fonu iflasları ve işsizliği tetikleyecek. Firmalar bu durumu kaldıramaz. Enflasyon vatandaşı bitirdi şimdi sıra firmalara geldi Vergi uzmanı Ozan Bingöl, vergi, harç ve cezalara tarihi zam gelecek uyarısında bulundu. Yeniden değerleme oranında tarihi rekor. Kalan aylarda enflasyon sıfır dahi gelse, 2022 yılı yeniden değerleme oranı %117,33 olacaktır. Bu da normal şartlarda önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalara %117,33 zam anlamına gelmektedir. Enflasyona dair bir açıklamada diskten geldi. Emeklinin gıda enflasyonu %120, en yoksul %20'nin gıda enflasyonu ise %139 olarak açıklandı. Bu tablonun etkilerini ise milyonlarca insan çok ağır bir şekilde hissediyor. Bankalara borçlu kişi sayısı 36 milyonu aşarken 4,1 milyon kişi de yasal takibe düştü. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı emeğiyle geçinen yurttaşları bankalara mahkum etti. Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi verilerine göre 4.1 milyon kişi kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düştü. Bankalara borçlu kişi sayısı da 36 milyonu aştı. Takipteki krediler hariç bireysel kredi kullanan kişi sayısı da son bir yılda yaklaşık 1.7 milyon kişi arttı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mehmet Ocakta'nın sorularını yanıtladı. En çok hayret ettiğim şey enflasyonun bu kadar hafife alınması. Kararlı mücadele için artık son vakit. Enflasyonun nasıl büyük bir bela, ahlaksızlık ve kamu hırsızlığı olduğu idrak edilmezse mücadele olmaz dedi Abdullah Gül. Büyük bir skandal var sevgili seyirciler. Büyük bir skandal. Soruların çalındığı iddiası KPSS'de milyonlarca insanın, gençlerin hayalleri, emekleri çalınıyor, gelecekleri çalınıyor. Bakın neler yaşandı ve sonrasında gelen tepkiler. AKP iktidarında gerçekleştirilen merkezi sınavlardan birine daha şaibe karıştığı iddia edildi. ÖSYM'nin 7 iklim yayın evinin deneme kitabında yer alan soruları şıklarını bile değiştirmeden KPSS'de sorduğu iddiası sosyal medyaya ayağa kaldırdı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün resmi gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. KPSS skandalı sonrasında siyasetçiler ve gazetecilerden tepki yağdı. Gazeteci Ali Çağatay şöyle diyor. ÖSYM ve 7 İklim Yayın Evi'nin birlikte organize ettikleri soru hırsızlığını gölgede bırakacak bir skandal daha var. CHP milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS sınavına girmeden kamuda işe alınanlar var, belgeleri elimizde dedi. Yani skandal, skandalı sahneden indiriyor. Bir tepkide CHP genel başkan yardımcısı Gökçe Gökçenden geldi. KPSS sorularını gördük. Yurt yapmamak yetmedi, işsiz bırakmak yetmedi mülakatta elemek yetmedi. Sınav güvenliğine dair böylesi bir şüpheyi giderme kaygısı yok. Soruları inceledim. Kimse buna tesadüf diyemez. Buna tesadüf diyecekler. Geçmişte tesadüf demiş olanları iyi hatırlasın. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sert tepki gösterdi. Paramızı çaldınız, soruları çaldınız, 20 yıllık zamanımızı çaldınız, gençlerin umudunu çaldınız. Velhasılı her şeyimizi çaldınız. CHP'li Erdal Aksünger'den de hırsızlık tepkisi geldi. ÖSYM'den sorular çalınıyor. Merkez Bankası'ndan dolarlar çalınıyor. 15 Temmuz'da silahlar çalınıyor. Gerçek fail ortada yok. Gazeteci Hakan Demir. Ekonomiyi yönetemiyorlar. Soru çaldırmadan sınav yapamıyorlar. Tüm makamlara eşi dostu atıyorlar. Afetlere karşı önlem alamıyorlar. Halkın vergileriyle ultra lüks yaşamlar sürüyorlar. Parayı basana doğayı tahrip ettiriyorlar ama olsun alınları secdeye değiyor çok şükür. Gazeteci Veli Saçılık soru çalmak çıtır gündem sayılır. Esasen AKP'nin büyük suçu sınav çalmaktır. On binlerce memuru ihraç edip açıktan atama adı altında sınavsız militan aldı. Sözlü sınav adı altında en başarılı insanları eleyip çapsız parti militanlarını kamuya doldurdu. Peki bu durum yeni mi? Yani bugünün problemi mi? Ona da cevabı Metin Cihan veriyor. Cemaat vakıf yurtları, din istismarı, orduda, emniyette, yargıda, bürokraside, siyasette paralel devlet yapılanması, kumpaslar, medya manipülasyonları kısaca dava şuuru dediler. İsimler değişti, yöntemler aynı kaldı. Kervan aynı yolda, sonuçlar aynı. ÖSYM skandalı kaçınılmazdı. Gazeteci Fatih Portakal'dan da çok sert tepki var. Ne kurum bıraktınız, ne kuruluş, ne din bıraktınız, ne inanç, ne güven bıraktınız, ne saygı, ne layık olma bıraktınız, ne özgüven, ne sanayici bıraktınız, ne asgari ücretli, ne çarşı bıraktınız, ne pazar. Ne cep bıraktınız, ne cepken, ne ekmek bıraktınız, ne kuru soğan, ne hayal bıraktınız, ne umuda inanç. En önemlisi de bir devlet vardı, onu da kendiniz gibi yaptınız, partileştirdiniz ve bozdunuz. Yaşadıklarımızın artık daha dibi yok. O yüzden diyorum ki değişim şart. Bu yoz düzenin değişmesi şart. Yapabilecek gelsin. Bazen Özellikle Türkiye gündemiyle alakalı hafıza tazelemek büyük anlam ifade ediyor. Öncesine sonrasına bakmak. 3 yıl 5 yıl önce böyleydi böyle denmişti. Bugün böyle şeklinde. Bakın İstanbul'da bir ilçe bir nokta nasıl sevgili seyirciler nasıl AKP iktidarı ve yönetimiyle yeşil bir vahadan bir betona dönüştü. Gazeteci Bülent Mumay, Bahçeşehir'in 7 yıllık değişimini paylaştı. Dönemin AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı sonra İBB'ye terfi ettirilmişti. Bahçeşehir göletinde yapılaşma olmayacak sözü vermişti. Sonuç ortada. Yem yeşil vadiyi betona boğdular. Doğa katliamının üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Danıştay projeyi iptal etti diyor Bülent Mumay. Fakat Aynı noktadan çekilen iki fotoğraf karesi çok şeyi anlatıyor. Yıl 2015, yıl 2022. Bahçe şehir oldu beton şehir denmiş. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz. Bizimle olduğunuz için, programı takip ettiğiniz, yorumlarınızla katkıda bulunduğunuz, beğenilerinizle de çok daha geniş kitlelere ulaşmamıza destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz yarın yine bu ekranlarda olup günün önemli gelişmelerini sizin fazla vaktinizi almadan en özet şekliyle ekranlarınıza getirmeye gayret edeceğiz. Yarın güne bakışta buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.